geliyor arkadaşlar. Bugün köyde bir gün geçirme videosu yapacağız. Doğal bir gün geçireceğiz. Araba geliyor, yolun ortasında traktör park etmiş. Videomuzun ana teması ise köylü milletin efendisidir. Bu misyonla ilerleyeceğiz. Bu köyün bir ağası varmış. Biraz da şişmanmış. Buraları hep o işletiyormuş. Ben de yeni tanıştım kendisiyle. Çok iyi bir adama benzemiyor ama çağırayım. Maho, gel Maho. Oğlum, oğlum burada ha? Maho, ne yapıyorsun Maho? Ne yapıyorsun oğlum? Ben bugün bir video çekeceğim. Köyde bir gün geçirme videosu. Senin köyünü seçtim. Göbeğimi niye elliyorsun köyde? Çalvarı falan da direkt çekmiş, direkt ortama uyum sağlamış ya. Bizim köyümüzün... Bu ne? Bu elindeki ne? Ot. Bizim köyümüzün reklamını yaparsanız çektiririm. Tamam, yapacağım. Sorun değil. Maho ile bugün köyde doptal bir gün başlıyor. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Biraz zorlayacak beni çünkü ben şehirde büyüdüğüm için bana biraz daha uzak ama sen yakınsın Maho. Biz çok köylerde yaşadık, çok gezdik, çok gördük. Onun için de beni Maho Ağa yaptılar bu köye. Ben de bundan sonra Batur Ağa'yım. Bana Batur Ağa diyeceksin. İlk defa duyuyorum ama. Diyeceksin. Bir daha vurma kardeşim. Evet, burada da traktörümüz var. Köylerde en çok ulaşım aracı olarak traktör kullanılıyor. Biliyorsunuz zaten, söylenmem gerek yok. Traktörümün adını Kınalı koyuyorum. Artık onun adı Kınalı. Çünkü rengi turuncu. Ama çok da kınalı. Yani acı çekmiş böyle. Çok kullanmışlar. Üstünde de Allah korusun yazıyor bak. Ben yıllardan beri Kınalı'yı sürüyorum. Biz onunla iç içeyiz. Bana hiç yamuk yapmadı. Ama biraz yaşlı. Onunla bugün gezeceğiz. Köyde bunu kullanacağız. Hazır mısın Kınalı? Biraz sert durdum, elim acı. Maho, atla 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 atla. Maho ağasız. Atla atla. Gel sen de gel. Gel arkaya bin, arkaya bin. Yıllardır ben bu Kınalı'yla neler yaptım, neler. Şimdi göreceksiniz nasıl kullanıyorum. Tamam, hazırsanız gidiyoruz. Ya Allah, bismillah. Burada Kınalı'nın göstergeleri var. G yazıyor. G ne demek bilmiyorum ama önemli değil. Haydi gidiyor, sakın mıyız? El freni de indirmeyi unutmayalım. Komple benim. Kolay gelsin teyze. Gelsin. Sağ olun çocuğum, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bay bay. Çok yavaş gidiyoruz ya. Vallahi Kınalı, ne oldu sana ya? Kınalı çok yavaş gidiyor ya. Kınalı'yı biraz hızlandırmak lazım. Ramazan abi var. Ramazan abi bize yardım ediyor köy işlerinde. Çok sağ ol. Onunla bize yardım edecek bu videoda. Arkadan da babam izliyor. Baksana. Geldik. Aferin Kınalı, bugün de iş çıkardın. Kınalı inerken beni biraz zorluyor ama onu seviyorum. Aramızda duygusal bir bağ var. İşte burası Maho Ağa'nın kudretli tarlası. Evet. Hepsini satın almış. Buralar hepsi benim. Neresi tam olarak senin? Komple. Köyde şöyle dahil. Köyü satıyorum. Marabalar hepsi içinde. Ha, bu da maraba. Ne ekiyorsun buraya? Ne ektin buralara? Bunlar buğday. Buğday mı ektin? Buğday. Şimdi ekmek yapılıyor bundan. Ekmek yapılır, her şey yapılır. Yap hadi. Bundan şimdi ekmek mi yapayım sana? Yap. Bu kadar mı kafan çalışıyor? Maho abi, küçük şakalarım benimle birlikte. Evet, yenir mi? Yenmez. Yenir. Maho, olmamış şeyi niye yedin? İnek yiyorsa ben de yerim. Yapacak bir şey yok. Maho çok mantıklı bir insan. Evet. Yürü Maho. Güzelmiş ya valla. Güzel mi? Evet valla. Bana güzel diyor, beni kandırıyor kesin ama yiyeceğim, bakacağım nasılmış. Ot işte. Yo, çok güzel, ot şekerli. Tadı nasıl? Ben ot gibi. Ben tükürdüm de tadı nasıl? Nasıl bir insan oldun ya? Olmamış buğdayı yedirtti bana ya. Hayır, ben merak ettim tadı nasıl diye. Türkiye'de burası gibi binlerce kilometrelik tarlalar var. Bu şekilde sizin evde yediğiniz ekmek, sebze, böyle bütün gıdalarımızı böyle tarlalarda üretiyoruz. Ve sizin karnınız doyuyor. İşte bu yüzden köylü milletin efendisidir. İşte böyle adamım. Bu huzur yok, bu huzur yok. Şu havaya bak, ne güzel. Temiz oksijen, saf oksijen. Bütün gün boyunca buraya yatarsın böyle, ne güzel. Yat, evet. Yat, yere yat, uzan. Gel birlikte bulutları izleyelim, ne güzel bulutlar var ya. Hayat şöyle huzurlu ya, ne gerek var Instagram'a, sosyal medyaya. Bak ne güzel. Evet. Asıl doğanın Instagram'ı bu ya. Bu ya, bu Instagram budur işte. Her yer güzellik, hiçbir şey demiyorum, hiçbir şey demiyorum. Manzaraya bak, şu bulutlara bak.
Şansımıza sıçayım, bir tane bulut yok ya. Ne güzel, bulutlara bakıp şekillerinden bahsedecektim ben. Burun kılların parlıyor. Bazı burun kılların sararmış böyle. Sen hayır, insanın saçı sarışın olur, sakalı sarışın olur da burun kılı nasıl sarışın olabilir ya? Bir bakar mısınız arkadaşlar? Ya niye oralara ayıp şeyleri söylüyor ya? Hayır yok güzel. Doğallık ya. Doğallık. Neyse hadi gidelim. Doğa gerçekten güzel ama doğada çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü burada bir şey kaybettiğin zaman gerçekten bulamıyorsun. Telefonumu ver. Ben almasaydım orada kalacaktı. Ondan sonra nerede düşürdüm, nerede düşürdüm? Hadi gidelim. Hayvanlarımıza, keçilerimizin yanına gidiyoruz. Onları otlatılan yerlere gideceğiz ve onları otlatılmasına evet. Yardım edeceğiz. Şimdi hindi sesi de duyduk. Hindi de var herhalde. Hadi gidelim. Şimdi Osman Ağa'nın yerine geldik. Onun keçilerini otlatacağız değil mi? Evet. Hadi gidelim Osman Ağa'ya. Herkes de ağa bu köyde. Eşit bir köyüz biz. Herkes ağa olabilir bu köyde. Hiç sıkıntı yok. Ben Batur ağa oldum 2 dakikada. Normalde ağalar nasıl oluyor köylerde? Böyle çok tarlan varsa mı ağa oluyor? Her köyde köpek olduğu gibi bir de çoban köpeğimiz var. Dev gibi ama. Ha işte burada da çoban köpeğimiz var. Kaç kurt yakaladın oğlum? Bunlar 52 tane yakalamış. Dikkat et yani köpek. Yani. O da kamerayı düşürdü. Yalnız kocaman yalnız ha, şu tüyler kabar. Ne, hangi cins? Hiç bilmiyorum. Kırma. Ne cinsi olduğu önemli değil. Önemli olan uysal olması. Zaten canlı canlıdır yani. Biz şimdi keçilerini seveceğiz tamam mı? Keçilerini seveceğiz. Bize kızma tamam mı? Merak etme. Kurt gelirse sana ıslık atarım. Bir pentakil daha atarsın. Hadi bakayım. Hadi niye sevemiyorsun sen? Al. Hayır nasıl diyor, hayvanın morali bozuldu sen dokununca. Bir anda yüzü düştü. Adın yok senin, sana Alfa ismini veriyorum. Senin adın artık Alfa. Tabi Alfa bizim şeye uygun bir isim değil. Alfa erkek, dominant erkekti yani, güçlü Alfa. Sen Alfa'sın bundan sonra. Çok da yakışıklı ha, baksana. Ben mi? Hayır sen değil o. Bence amcamdan daha yakışıklı bir köpek. Görüşürüz Alfa. Tabii ki köylerde ısınmak için insanlar odun kullanıyor. Odun da yapmak için ne yapacaksın? Ağaçlardan alacaksın. Sonuçta bir baltayla kesmen gerekiyor. Ben niye bu kadar uzattım, bir odun keseyim? Maha ne izliyor Maha? Bir yardım et ya. Tamam. Hayır dokunma. Elini çek Maha, elini çek. Tamam en güzel kesen kazanır tamam mı? Puanlıyoruz. Ben neyle? Onur meselesi. En güzel kesen kazanır tamam mı? Ben yıllardan beri evde kendi odunumu kendim keserim. Eğitimliyim Maha, gibi değilim yani. İyiyiz de Maha. Tutturabilirsen iyi. 3 hakkım var. Sert mi vurmam lazım? Niye soruyorum madem biliyorum bu kadar yıllar. Ya ben susar mısın? 1, 2, 3. Ya dur ya, beni heyecanlandırma. Tuttuğu baltada bile hayır yok. Hiçbir şey olmadı. 1'den 0 dur. Bekle bir daha. Vurdum ama bak demeyi. Vurdum da bir. Demeyeceydi ya biraz bak, canı gitti. Bütün çamurlu bana çekmiş. Gerçekten her şeyde bir şey buluyor yani. Ya canı azaldı dur bekle, 2-3'te inecek ya. Diğerini ver, bu olmaz. Hayır hayır onunla yap. Ver diğerini ver. Çekil. Çekil ya çekil. 1-2-3. Yeee işte böyle 3'e böldüm, 3'e. Bak tek vuruşta 3'e böldüm. Daha ne olsun, daha ne kadar hayırlı olsun ya. Şuna. Bak bak 3'e böldüm, 3'e bak şunu da say, 4, 4'e böldüm. Hadi bakalım, hadi bakalım ya, hadi. En çok parçaya bölen kazanır tek vuruşta. Bunları koyuyorum abi, en güzeli bunlar ha. Direkt yanar. Bak o kocaman şeye vurdu, ben şimdi buna bir tane vuracağım, bu 2'ye bölmeli. 4'e bölmen lazım, yok öyle. En çok parçaya bölen kazanır. 3 kere şey yaptım, vuramadım. Tamam 3 hakkım var, 3 tane de 4'e böleceğim. Oğlum tutturamayacak o zaten, gel. Neyle gireyim? Hadi Maha, hadi hadi. Çekil. Hadi Maha. Kaymam valla. Hadi Maha. Aa bak bak bak. Böldüğü parçaya bak, şuna bak. Ya bak odunun yarısını bile bölemedi. Şöyle böldü yani. Bu sayılmaz. Bu ne? Aynı boyda olması lazım bir kere böldüğün parçanın senin. Hadi hadi hadi. Tamam bu sayılır. 2. 2 oldu. 2. 2. Bak bunu da böldüğüm zaman. Son şansın. Bunu bölemezsen kaybettin. Buna vuramaz. İmkansız. Hadi Maha hadi. Çık arkadan çık. Bu da neydi diyorlar buna? Şey. Bu da sana hediye. Hadi bir şey vur. Bence doğruyu halk seçecek. Ben 4 parçaya böldüm güzelce kullanılabilecek şekilde. Dandik dandik vuruşlar. Bunun, bunlar, bunun ne yansı için? Bu ne yansı? Bunları da al kardeş. Ver ver ver. Oooo! İşte gördün mü, ele atmak neymiş, ben omzumda durdurdum. Hadi yürü amca. Gelin size önemli ve özel bir şey göstereceğim. Ben size köylü milletin efendisidir diye boşuna mı diyorum? Bir sebebi de bu. Önce vatan. Türk bayrağımız
her köyde olduğu gibi burada da en tepede dalgalanıyor tabii ki. Allah vatanımızı bütün kötülüklerden korusun. Burada seralarımız var. Yani her yerde sera var burada. Bir de koyunlarımız, keçilerimiz var. Onları otlatacağız. Bir çoban olacağım. Çoban olmadım da demem bu hayatta artık. Evet, her şeyi becerdim. Çobanlığı kaldı, onu da yapacağım. Balta gibi. Baltayı ne güzel kullandım ha. Aklında hala, unutma. O balta vuruşum aklına girdi onun artık. Rüyalarında görür benim o havalı balta vuruşlarımı. Koyunlarımızı keçilerimizin arasına giriyoruz. Selam minik koyun. Merak etme ben dostum. Ben sopayla bir şey yapmayacağım. Koydum bak. Barış. Barış dedim. Hala kaçıyorlar. Tabii. Bak nasıl saldırıyor bak süt. Ya kardeşinin hakkını yeme. Bir anda sıra için bunu bir takvime koyun. Sıraya koyun. Sıra için hepiniz eşit beslenin. Böyle olmaz, duydun mu ya? Böyle olmaz ya. Gel seveyim seni, gel. Bak bana kötü bakıyor. Sevme oğlumu diyor. Hadi bir yap bakayım, sesi çıkar. Brrr. Oh oh ah. Brrr. Tamam sıra bende. Brrr. Ha 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 ha. Brrr. Beni anlamıyorlar. Ben farklı bir dil konuşuyorum. Ha 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 ha. Sıra. Olayı çözdüm. Asıl olay ses çıkarmak. Ne dediğinin önemi yok. Ne yapıyorsun? Aa sen de mi geldin? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak beni yiyor, beni yiyor. Beni yiyor. Ben çimen değilim. Bu kazak kaza yersen sana yaramaz. Bunu sindiremez. E ben koyuna niye bir şey anlatmaya çalışıyorum? Evet, küçük evet, küçük de boynuzları var. Erkek misin sen? Acıkmış da. Ye ye. Kazağımı yiyebilirsin. Sıkıntı yok. Yedi ya. Kazağımı yarısını yedi ya. Kim verecek bunun hesabını? Aa diğer kardeşler de geldi. Kardeşlerine göz kulak olacaksın. Anladın mı? Kardeşlerini ayırma yanında. Kurt murt kapar. Sonra annen sana kızar. Hem oğlum. Senin adın ne olsun? Senin adın Beyaz İnek. Karın bir isim verdim, niye Beyaz İnek dedim anlamadım. MC Pamuk, senin adın MC Pamuk. Bütün her şeyimi yemeye çalışıyor. Pamuk biraz kıyafet seviyor herhalde. Hadi Pamuk, hadi at 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 at. Şimdi ne ses çıkardığımızın önemi yok. Sadece sopayla yere vurup bağırdığınız zaman çıkıyorlar. Ben de bir ses çıkaracağım. Bu akşam bir sesler var. Kapımın önünde. Kaderde yürü yürü. Savaşma. Aşla kaçmam benim. Benim adımı herkes duy. Neyse bu kadar. Gel gel sen de gel. Çık 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 çık. Beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Haydi gidiyoruz. Bütün boklara bastım zaten. Burada sınırsız bir bok var. Ay dök dök boka batıyorum. Bokta kaymaç oynayak mı? Hayır yürü ya. Lan keçi yürü 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 koş koş. Muhteşem bir çobanım bak. Bütün hepsi düzenli gidiyor. Ben öğrettim bunlara. Pisagor yapıyorlar bak görürsün. Benim adım zaten ikinci adım çoban henüz. Pisagor. Burada yaylayabilirler. Ben de başlarında usta çoban olarak oturacağım. Gel. Burada takılabilirsiniz. Burada takılın. Burası mekanımız. Lan Alfred. Mahmut'a sataşma Alfred. Angelina'nın yanına git. Onunla şey yapın, daire çizin. Bak orada Alfred. Ah bak. Alfa geldi Alfa. Alfa kurtları yok et. Bugün bir pentakil senden bekliyorum Alfa. Bütün kurtları indir. Biz bu çobana güvenmediğimiz için iki tane de köpek yanına veriyoruz ki. Geçen hafta iki tane keçiyi kurta kaptırdı bu adam. Yemin ediyorum yalan söylüyor. Böyle bir mahoa olamaz. Mahoa yalancıdır. Bak bak bak. Sürü gitti. Sürü gitti. Ya sürü nereye gidiyorsunuz? Beni bekleyin. Çobanınız burada. Allah inemiyor. Sürü beni bıraktı gitti. Sürü dur geliyorum. Ayıp ama yani. Böyle yapılır mı ya? İnsan çobanını bırakıp gider mi? Ben bunlara da kızıyorum yani. Kınıyorum. Sürümü dava edeceğim. Beni bırakıp nasıl giderler? Olmaz. Böyle seviyesi düşüklük, keçilik, koyunluk olmaz. Hadi gidelim. Bahar geldi. Bakın laleler açmış ya. Şuna bak. Ne güzellerim. Senin çavşal çiçek. Neyse yürü git hadi. Daha bir sürü çıkacak. Keçilerim, koyunlarım otlarken ben de burada yoga yapıyorum burada. Çimenlerin ortasına oturuyorum. Sopamla birlikte yoga yapıyorum. Gel Mahoa sana yoga öğreteyim gel. Küçük mantarlar da var. Mahoa bırak mantarı gel yoga yapacağız. Yeme yeme onu ölürsün, mantar yiyor yerden ya. İleri seviye yoga öğreteceğim şimdi. Ne yaparsam onu yap. Bana doğru değil, o tarafa doğru. Hadi. Peki sen benim yaptım mı yap bir tane. Hadi. Bunu bir yerde bulamazsın. Gel dövüş. Ya nasıl adam oldu Maho? Ay, taşından ayrılma taşın düşeceğiz. Maho çok çirkin. Hadi. Neyse sürümüzün yanına gidelim. Görevimizi yapalım. Atla. Bana hareket yapma yürü. Al. Aşağı düş. Yap. Gözüme gelecek manyak. Oyunlar gitti, oyunlar. Köyün güzelliği ne biliyor musunuz? Asıl köyün güzelliği şu manzarayı her gün görmek. Bak. Burası genel olarak en kaliteli
kaliteli çimenin bulunduğu yer. Ben bu çiçekleri kendim diktim. Kendim en incesine kadar diktim. Keçilerim kaliteli çimen yesin diye. Burada otlanın ha. Şu seviyede. Ben garip bir insan oldum. Hadi gidelim. Hayır, sürüyü bırakmıyorum tabii ki de. Şimdi sürünün gerçek bir çobanı var. Tabii ki biz parodi yapıyoruz. O onlarla ilgileniyor. Şimdi biz tarlaya, seraya gidiyoruz. Ekinlerimize bakmaya. Hadi gidelim. Bakın, bakın burada ne var? Badem ağacı var burada, çok güzel. Badem ağacı, aman tanrım. Arı da dolu, dokunma. Arı bizi bak, arılar görüyor musun? Bak arılar var, arılar buradaki polenleşmeyi sağlıyor. Arılar bitkilerin, çiçeklerin gelişimi için çok önemli. Arılar dünyada olmasaydı biz de olamazdık, aç kalırdık. Böyle tanın. Kalırdık. Böyle tanırdık. Hadi seramıza girelim. Ya Allah, bismillah. Yalnız mis koku ya, burası bir ayrı bir kokusu var. Siz koklayamıyorsunuz tabii çünkü siz videodan izliyorsunuz. Videodan izlediğiniz için bir koklama duyusu yok. Ama belki gelecekte teknolojiyle verebilirler onu, bilmiyorum şu an, önemli değil. Hadi gidelim. Burada güzelim domateslerimiz var, yeşil yeşil. Domates büyümemiş yani yeşil olduğunu ama bu biraz olmuş gibi duruyor. Ne dersin? Arkadaşlar çok iyi bir detay unutmamak lazım. Her şey dalında güzel. Onun için ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun ya? Yeme ya, yeme. Niye yiyorsun? Bunlar zamanla kendi kendine yarası iyileşiyor. Tekrar domates. Onun için her şeyi dalında yiyeceğiz, bırakacağız. Niye yedin şimdi onu? Canım çekti. Tamam, benim de canım çekti. Bir tane alayım ben de güzel. Şöyle olmuşlardan bir tane. Hangisi olmuş? Doğalı her şeyin en güzeldir arkadaşlar. Nasıl sesler çıkarıyor ya? Gerçekten böyle domates yemiyorum. Kameraman da acıktı. Bak sapını veriyor. Ayıp ayıp. Ama cidden nasıl diyeyim böyle? Tadı bir farklı, anladınız mı? Böyle ekşi bir tadı var ama ekşinin bir de güzel hali var. İkisi karışık. Kışın soğuk olduğu zaman bu sobaları açıyorlar ki burası ısınsın ve devam etsin işlevi. Don olaylarında. Ya yeme artık, insanlar canı çekiyor. Biraz daha durursak Sera'nın sahibi bizi kovacak. Burada da marullar var bak. Ne güzel. Ama ben marul yemiyorum. Hadi gidelim. Şimdi benim sabahları kahvaltıda en çok sevdiğim şey olan yumurtanın çıkış yerine gidiyoruz. Yani tavuklar. Tavuklar, yumurtlar. Yumurta tavuktan mı gelir, tavuk mu yumurtadan? Bilmiyorum. Allah yarattı hepsini. Hadi gidelim. Yalnız hava ne güzel kararıyor. Bak şu gün batışına bak. Biraz önce çok farklıydı. Gelirken çok farklıydı buralar. Şimdi çok daha değişti rengi bak. Biz gelirken bu inek buradaydı. Hala burada. Niye gitmiyor acaba? Ha, bağlı çünkü, doğru. Gel Ramazan abi, atla. Haydi gidelim. Gene arkada kaldın. Ne yapıyorsun gene ya? Bir yerde zamanında gel ya. Bir yerde zamanında. Aa, Mava. Mava. Hadi gidiyoruz Mava. Kolay gelsin, kolay gelsin. Evet, çok güzel bir şey olmuş. Yeni doğum yapmış bir keçi var burada. Çok güzel, çok tatlı. Doğurmuş. Kaç tane doğurmuş acaba? Teyze kolay gelsin. Yeni doğum yaptığı için doğum sıvısı falan var etrafında. Tabii bu doğal bir olay ama yani bir şey yok. Tabii. Annesi şimdi doğum yaptıktan sonra etrafında sıvı olduğu için onu yalayarak etrafındaki sıvıyı alıyor kendisi. Çok güzel yani, mucizevi bir olay yani, insanlar da böyle. Ama bizim annemiz bizim etrafımızdaki kabuğu yalayarak şey yapmıyor tabii ama daha doğal böyle. Belki bir gün sizde de tıp mı bilerler, sizde de öyle yaparlar, belli olmaz. Kolay gelsin. Teyze, buradan bir şey söylemek ister misin? Selam. 5 tane torunum var, onlara da selam ederim. Sevgiler, torunlar. İyi, hadi bakalım oğlum. Torunlarımın birinin adı Alp. Alp. Biri İyip Kürşat, biri İyip Ege, biri Emre, biri Damla. Nerede yaşıyorlar? Antalya'da üçü. Kaç yaşında? Biri 14 yaşında, biri 13 yaşında. Ha, iyi biliyorlardır o zaman. Biri 11 yaşında. Anneannenize selam, bak gelin görün, önüne öpün ellerini. Sevgiler. İyi, hadi oğlum, hadi. Görüşürüz. Ramazan abi kanalıyı benden daha iyi kullanıyor, o yüzden o sürüyor. Hadi Ramazan abi, bizi bu alengelli yollardan götür. Bak yollara bak. Ha, elime diken girdi. Diken girdi. Örten işte. Arkadan jiple gelince kanalıyla gitmemizin bir anlamı kalmıyor ki. Portakal tarlalarına geldik. Ne güzel portakallar var. Güzel güzel, aman aman. Direksiyona ben geçtim. Aldım.
ediyorum. O kadar güzel bir koku gibi böyle. Buralarıma süreceğim, buralarıma süreceğim. Bana bunu niye at? Bana hesabını ver bunu. Yeter artık. Ben freni çekiyorum, kavgaya gidiyorum. Sen bana neden attın? Atma ya, niye atıyorsun? Lan manyak mısın, niye atıyorsun? Çıkın portakal bahçesinden, çıkın. Ha ya ben gelmedim, ben getirmedim. Mal sahibi misin sen? Ya sen ne arama ho aldın, yeter git buradan. Portakalımı geri getir. Al at. Sana portakal. At. Yakala. At. Ooo güzel. Şunun güzelliğine bak, nasıl tozlarına dikkat et bak. Ne güzel suyu çıkıyor bak. Bak bak bak. Oh. Bak ne güzel çıktı bak. Arkadaşlar canınız çekebilir. O yüzden yiyorum. Bakmayın. Kes. Kapat. Güzel. Bayağı güzel. Çok güzel. Benim vermem ki. Evet işte burası da portakal tarlamız. Mahoa'nın portakal tarlası. Mahoa neredesin? Buraların hepsi senin mi? Burada benim. Köy de benim. Her yer benim. Helalleştin mi benden? Nasıl gelken aldın? Paran lan. Sen zengin misin? Paran mı? Ağa. Ağalar zengin olur. Ne yapıyorsun o kadar parayı? Ne yapıyorum? İhtiyacı olanlara veriyorum. He hepsini yiyor. Bütün portakalları kendi yiyor. Niye söylüyorsun? Cimri Mahoa. Gelin tarlasına bütün portakallarını çalın onu. Arkadaşlar doğrumlarda bahçem. Gelin burada istediğiniz kadar yiyin. Aslında Mahoa'nın bahçesi değil. Ramazan abinin bahçesi de. Kendi üstüne alınıyor. Manyak adam. Haydi gidelim. Evet şimdi ahıra geldik. Burada ineklerimiz var. Niye işiyorsun şimdi? Ben videoyu açtım bir anda işemeye başladı. Bu nedir ya? Hangi seviyedeyiz? Siyah koyun. Bak tipe bak. Siyah keçiler asilsin. Her neyse. Burada ineklerimiz var. Bak bak. Bu sarı kızımız birazcık böyle asabi bir inektir. Sarı kız. Bana atar yapmayacaksın bana. Sarı kız. Bak. Lan niye korkutuyorsun hayvanı, korkuttu arkadan. Tüpe bak ya nasıl gidiyor ya. Korkuttu ya hayvanı. Hayvan bir anda şey yaptı. İnek sesini nasıl çıkardı onu da anlamadım zaten. Niye böyle sarı kız yani, bana anlat. Bu insanlar ne olacak? Bu geleceğimiz nereye gidecek? Evet bence de haklı yani, haklı. Görüşleri çok saygıdeğer bir hayvan. Ben şeyi de anlamıyorum, hayvan siyah beyaz. Sarı kız nereden çıktı? Sarı inek var mı? Var. Bir de şarıl şarıl işiyor bak arkadan. Şarıl şarıl işedi ya. Canım su çekti, işin kötü tarafı biliyor musun yani? Şarıl sesi. Midem bulandı şimdi de. Sağamam, biraz tehlikeliler. Sağırsam, tekme atarsa headshot diyebilirim. Haydi görüşürüz. Kendine iyi bak sarı kız. Sakın bak sarı kız. Sarı erkeğe yaklaşma. O kötü bir erkek. Eve geç geliyor akşam saatlerinde. Başka sarı kızlarla takılıyor, tamam mı? Aranızda mesafe olsun. Yüz verme ona. Tam bir Kazanova sarı erkek. Hayvanlarda diyorum ne güzel. Bizim gözümüzün önünde işiyorlar, sıçıyorlar. Biz niye yapamıyoruz? Bizim de öyle olmamız lazım değil mi? Burada hindiler de var. Çok güzeller. Bak onlara espri yapacağım. Gel. Bir hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Ne gulu 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 gulu. Ne gulu gulu gulu. Bak hiç böyle olmuyor. Hiç. Biraz daha seviyeli gulu gulu olmaz. Aa tavşan var. Tavşan. Tavşan kaçıyor, tavşan, tavşanı kovalı. Tavşan bak oradan. Bak şeyin arkasında, o varilin arkasında. Aldırdım zaman çıkar. Aa burada, bak. Gel buraya tavşan. Tavşanı yakalayabileceğimi düşünmem zaten salakçaydı. Tavuklardan yumurta toplayacağız, sonra yiyeceğiz. Tavuk. Vermiyor bana yumurta. Ver lan yumurta. Bana yumurta vereceksin siyah tavuk. Bak nasıl kaçıyor bak. Bu da horoz değil mi? Horoz var, o da köpek var. Nerede köpek? Ne yapıyorsun şimdi, ben anlamadım. Gerçek köpek korktu. Aa tavuklar gel tavuk gel besliyorum sizi, gel. Ben sizi besliyorum. Bak bu kadar yemek verdim sana, bana bir yumurta vermek zorundasın bak. Her şey karşılıklı tavuk, bana öyle yapma. Gel bakalım. Evet burada pamuğumuz var, onun adı Pamuk, o bir eşek. Dur Pamuk, ot diye. Aferin. Bak nasıl güçlü bir pamuk. Pamuk olmasına bakmayın. Ne oluyor? Yemin ediyorum arkamda inek var sandım ya. Allah belanı versin ya. Al pamuk ye. Pamuk böyle bir eşek, kendi haline takılıyor. Pamuğun pek bir özelliği yok. Ot diyor. Pamuk değil aslında, kirli birazcık. Ye biraz daha ye. Benim de canım çekti. Al sen de ye, sen de ye. Aferin pamuk. Göm. Ya niye ağzınla çekiyorsun? Ben yediriyorum zaten sana. Çekiyor, koparıyor. Ya her şeyi açıkla sen. Aman. Aman ha. Pamuk biraz güçlü. Yani pamuk değil aslında, ona eşek diyelim.
Eşek diyelim. Kendine bak kızım. Çok atarlı bir eşeksin. Kendine gel. Seviyelerini belirle. Görüşürüz Pamuk Bey. Haydi hanım. Eşeği çaldım çayda. Hey hey hey. Ben bunu söyleyemiyorum. Bunu Maho'a söylesin. Maho gel. Söyle türküyü söyle. Eşeği saldım bayrağı söyle. Eşeği çaldım bayrağı. Evet. Gerisi? Bilmiyorum ben buraya kadar biliyorum. Maho ağa da bilmiyorsa biz ne yapalım? Evet. Pamuk burada takıla dursun. Biz de videomuzu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Köyde doğal bir gün geçirdik. Bence çok eğlenceliydi. Köylü milletin efendisidir. Çünkü her şeyin temelinde burası var. Burası olmasaydı ne domates yiyebilirdiniz, ne salatalık yiyebilirdiniz, ne ekmek yapabilirdiniz. Her şeyin temeli köylerdir aslında. O yüzden köylü milletin efendisidir. Bazı şeyleri bilin, buna göre yaşayın. Evet, ne demek istersin Maho? Ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten burada her şey doğal. Doğal, domates şey çok doğal. Güzeldi. Ben biraz domates alacağım, canım çek. Evet. Her neyse, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi. Eşeği çaldım bayra. Gerisi yok. Gerisi yok. Görüşürüz. Pamuk'a bak. Pamuk yerini buldu. Pamuk kolay gelsin.